Herkese merhaba arkadaşlar, ben Nurullah. Ben de Fatih. Arkadaşlar bugün yine çok güzel, mükemmel bir videoyla karşınızdayız. Evet. Ama şöyle bir şey var, bugün videomuz çok farklı. Bugün şu, gösteriyorum hemen. Yalnız şöyle bir şey var, bu böyle şımarıyor bilgisayar ama bu bilgisayar benim arkadaşlar. Hatırlarsanız evet. Bu 10.000 TL ödüllü dağıtırmanma yarışı videomuz vardı. Evet. Ve o bilgisayarı Nurla kazanmıştı. Bunu duyan Fatih boş durur mu? Yapıştırmış cevabı. Ve bu bilgisayarı almış. Hayırlı ya. Olsun. Şimdiden. Teşekkür ederim. Öpeyim. Dell G315 bilgisayarın tanıtımını yapıyoruz. O zaman bu açılışı sana bırakıyorum. Şimdi şuradan açalım arkadaşlar bunu. Makas kesmiyor falan. Bezbiler iyiyse o. Cidden kesmiyor. Evet. Alkış. Bravo. Şunu alabilirsin. Bravo. Ya ben tutayım ben de. Işık geliyor bana. Tamam, faturaları falan bunları içine atalım. Evet, herkesin kullanmadı. Bize de mi kullanma kalan ödülleri? Her tarafını kaplamışlar arkadaşlar, bilgisayar zarar görmemiz adına. Bunları atabilirsin. Evet arkadaşlar, içinde şurada da, şöyle gösteriyorum şuradan. Şarj adaptörleri var. Şöyle. Evet. Oo, kocam. Bilgisayardan daha büyük bir batarya var. Fazlalıklarımızı atalım. Bu arada arkadaşlar, şöyle. Alt kısmı muazzam. Görüntü itibariyle. Şöyle çok bakalım. Güzel lan. Ön kısmı bu şekilde. Hani bir tık kıskandım yani. Bir de bak, senin renklerinde olduğu için şöyle görüyorsun. Ha, doğru, mavi benim. Çok, mavisi aşırı güzel mavi lan ama. Çok parlıyor öyle bak. Aa, burada da G3 falan yazıyor böyle. Soğutması nerede lan? Ha burada bak, soğutmaları da şurada arkadaşlar, gösteriyorum şöyle. O zaman iyi bir şey. 2 adet soğutması var. Arkadaşlar bu soğutmaların arkada olması, yanda olmaması çok güzel bir şey. Çünkü belli müddet sonunda diyelim ki ısındı. İki bilgisayarın ben ısınacağını düşünmüyorum. Ya, ama yine de diyelim ki ısındı. Belli müddet sonra ellerinize doğru vurmaması çok güzel bir şey. Evet, ellerini terlettiği zaman oyunda sıkıntı çekiyorsunuz. Evet. Bu arkada olması bu yüzden çok güzel. Bu arada bataryası bayağı büyük. Evet, bataryası tablet kadar var. Ya biz bunu bir telefonla rantlayalım mı bak? Şöyle bir saniye arkadaşlar. Şuna çıkarayım. Benim falan telefonum. 6 inç mi öyle bir şeydi bu. Bunu atıyorum. Bakın ikisini üst üste koyduğum zaman şöyle bayağı bir fark var yani. Şöyle de bir şey var. Bir şarj var. Boyum kadar bir uzun değil mi? Kadar yani uzun olması iyi bir şey. Evet. Çünkü bazen krize yetişmiyor falan ya. İkiye katladığım zaman hemen hemen şöyle bir boyutu var. Yaklaşık bir 2 metre falan var herhalde. Daha da uzun. Evet, bununla beraber geçiyorum. Daha da uzun. Evet. Bunları geçelim. Şarj aletine geçiyoruz arkadaşlar. Ha, burada bir tane daha şey var burada. Burada. Şunu da atsana. Kendine gel. Ama burada bunda parmak okuyucu da var. Evet evet, hemen şu göster şöyle. Bir saniye. Herhalde kilit koyulabiliyor o şekilde. Bakın arkadaşlar, şu kısım kıskandı. Parmak okuma kısmı, aynı zamanda sanırım bilgisayar açma kısmı da burası. Bu arada ağır da. Yani evet. Nurlan bilgisayarına göre biraz daha ağır arkadaşlar, Asus'a göre. Burada insana biraz şey veriyor. Sağlamlık. O diyelim. Şey hissettiriyor yani, öyle söyleyeyim. Ama şu yön tuşlarını beğenmedim. Yakından göstereyim. Yön tuşları çok böyle dar yapılmış. Yanlamasına büyütülmüş ama evet. Yukarıdan aşağı ince, parmaklar arasında gezmeyebilir. Şurayı merak ettim ben. Acaba şurası şey olarak rahat mı? Tırtıklı gibi bir şey hissi var. Ama bence kayıyor yani. Ya. Bence bir sıkıntı yaşanmaz. Şimdi az bir şey. Oğlum çok güzel lan. Teknik özelliklerine girelim. Bu arada arkadaşlar biz bu bilgisayarı Vatan Komputer'den aldık. Abi kaçırmış. Bayağı da bize böyle kağıtlarını verdiler. Bunlar da senin ismini okuyacak. Aynı zamanda bunun linkini de videonun açıklama kısmına koyduk. Onun haberini verelim. Bak, şu özelliği hoşuma gitmedi mesela. Çok fazla parmak izini kapıyor. Onun haricinde yine de benimkinden iyi. Yine de benimkinden iyi ya. Allah Allah ya. Nurlan bilgisayarının tanıtımını çekmemiştik arkadaşlar ama az bir şey de olsa dış görünüşünü onun bu dağıtırmama videosunda görmüştünüz. İzlemeyenler hala varsa oradan bir bakabilir Nurlan bilgisayarına da. Evet, bunun teknik özelliklerine çok az bir şey bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Dell G315 olarak geçiyor. Bunun işletim sistemi i5 arkadaşlar. Evet. i7 değil ama 10. nesil olduğu için hemen hemen i7'lerle eşdeğer durumda. Şöyle söyleyeyim onu anlamaları için. Benimkisi 8. nesil i7 ama abim 2, 10. nesil i5. Baktığınız zaman hemen hemen eşdeğere geliyor. Evet. O yüzden çok... 2.5 GHz, 8 GB RAM var arkadaşlar. Gayet iyi bu arada. 1 TB dahili hafıza. Aynı zamanda 256 GB SSD var. Benimkinin 2 katı bu da. Senin o açı. Yani o da 2 katı. Zaten her bir yeni çıkan bilgisayar bir öncekine göre daha değeri artıyor. GTX 1650 Ti bu ekran kartı sanırım. Aynı 4 GB ekran kartı. Evet. O bu şekilde yani, çok da fazla ayrıntıya girmeye gerek yok. Ekranı. Şimdi bunun arkadaşlar yapalım. Büyük ihtimal aynen ilk kurulum çıkacaktır. Kurulum yaptıktan sonra geliyoruz yapalım. Arkadaşlar. Daha sonra karşınızdayız. Arkadaşlar tahmin ettiğimiz gibi bilgisayarın ilk kurulumu vardı ve biz bu ilk kurulumu tamamladık. Öncelikle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şarj bittiği için şarj aletini taktık ve buraya küçük bir led yapmışlar. Hoş bir görüntü oluşmuş. Onunla bir isim vermiş olayım. Şimdi bilgisayarını hepinizin huzurunda açıyorum. Evet, burada parmak okuyucu kısmından açıyorum. Bilgisayara parmak okuyucu yapmadık ama şöyle bir şey var. Kendi hesabımla giriş yaptığım için Microsoft hesabıyla girişte bir şifre istedi ve ben o şifreyi hazırladım buraya.
Hemen onu gireyim. Evet. Şu anda bilgisayarımız açıldı. Çok güzel bir klavye ışıklandırması yapmışlar. Tuşların altından gelen bir ışık. Ve hoş bir görüntü oluşturmuş. Bilgisayarın detayları mavi renk olduğu için ışık da haliyle mavi renk olarak yapılmış. Burası ana ekranımız ve bilgisayarım ekranından özelliklerini yine buradan göstermek istiyorum size. Evet arkadaşlar bakın özellikleri burada da yer alıyor. Burada videoyu durdurup özelliklere siz de bakabilirsiniz. Videonun başında da söylediğimiz gibi i5 işletim sistemi var. 8 GB RAM'i var. 64 bit işletim sistemi var. Yani bu şekilde yine açıklama linkinden de o özelliklere ayrıntılı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi bilgisayarın çıkışlarına bakalım. Öncelikle bu tarafa baktığımız zaman hemen az bir şey şöyle kaldırıyorum sizler için. Burada bir tane flash bellek yeri, HDMI, internet kısmı, şarj kablosu kısmını görüyoruz. Daha sonra bu kısma baktığımız zaman, onu da bilgisayarı size şöyle çevireyim. Bakın iki tane bu tarafta USB girişi var, SSD girişi var, kulaklık girişi bu tarafta. Şu kısımlara değinmek istiyorum arkadaşlar. Birincisi ben yön tuşlarını ilk başta söylediğim gibi pek beğenmedim sadece. Çok bu kısmı dar yapmışlar. Böyle biraz daha yukarı doğru çıkması lazımdı. Yani tuşlar elin arasında kayboluyor diyeyim daha doğrusu. Onun dışında parmak okuyucu şifre koyma özelliğini yapmaları çok hoşuma giden bir noktası. Bakın ekran ışıkları şu anda gitti uzun bir süre dokunmadığımız için. Az bir şöyle mouse oynadığım zaman hemen ışıklar geri geliyor. Bu da tasarruf anlamında iyi bir nokta. Söylemeyi unuttuğumuz ve sizin merak ettiğiniz konular varsa bunları yorumlara yazabilirsiniz. Onlara cevap almaya çalışırız. Almak isteyenlere önereceğimiz bir bilgisayar. Son bir husus. Şurada kamerayı görüyorsunuz. Bu kameranın kalitesi de tabii ki önemli. Şimdi ben bu kamerayla size bir tane fotoğraf çekeceğim. Ve videonun bu kısmına hemen o fotoğrafı koyacağım. Videoyu o fotoğrafla sonlandıracağım. Hani buradan da kameranın kalitesini ölçmüş olabiliriz. Umarım sizler için bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.